çocuk yaşta çalışmaya başladım. Ve çalışmanın ne kadar önemli olduğunu anladım. Herhalde ilk dersi orada çıkarmışımdır. Çünkü babam iflas ettikten sonra çalışma hayatı başladı benim için. O zamanla çalışma hayatına girdikten sonraki yaşam arasındaki fark galiba en çocuk yaşta çıkardığım ilk derstir. Sonrasında çok dersim oldu ama sanırım en iyi çalıştığım ders orasıdır. Babamla beraber başladım çalışma hayatına. Ama bu bende bir travma yaratmadı. Bilakis keyifli bir hale getirdiğiniz zaman yaşam çok, nasıl söyleyeyim, çekilebilir bir duruma geliyor. Yani bu tabii kişinin kendi elinde. Eğer kendinizi acılarla beslemiş olursanız yaşamın geri kalanı hep acıyla devam edecektir. Çok çocuk yaştan hayattan keyif alarak her şeyi yapmayı öğrendim. O da benim ikinci dersim oldu. Birinci ders ne kadar zor bir yaşamın bizim önümüzde olduğu. İkinci derste bundan keyif alarak nasıl devam edebilirim? O gün bugündür büyük keyif alarak ve büyük mutluluklarla, tabii ki içinde acılar da oluyor yaşamın her türlüsünde. Hani hep söylediğim bir şey vardır, ben bir gün acılarımı alıp bu dünyadan gideceğim, kahkahalarım miras kalacak diye. Galiba en iyisi de budur benim için. Eğer bunları yaşamamış olsaydım bugünkü Hakan Karsak olur muydum? Olurdum sanırım. Çünkü evet, çalışma hayatına başlamış oldum çok erken yaşta ama öyle bir aileye sahip olmak, gerek çalışma hayatında gerek çalışmamış olsaydım, onlar zaten o kadar güzel bir hedef ve ivme çizmişlerdi ki bana, herhalde o ivme bugün burayla birleşirdi. Yani ben yolun bu tarafından geldim, doğrudur. Ama yolun bu tarafından da gelsem elbet bir noktada şimdiki Hakan'la ya da bir diğer Hakan elbette ki kesişirdi. Ama çıkacağım yer aynı olurdu. Liseyi bitirmeden önce, yani aslında eğitim hayatını lise olarak tamamlamadan önce yaşamın zorluklarının çok farkındaydım. Yani bir birey olarak yaşamanın ne kadar aslında hem keyifli hem zorluklarla dolu olduğunu. Ama liseyi bitirdikten sonra sanırım eğitimin ne kadar önemli olduğunu ve kendimi sürekli eğitmek zorunda olduğumu öğrendim. Evet, yaşam size bazı şeyler öğretebiliyor ama eğitim olarak da bunun bir sınırının olmadığını öğrendim aslında liseden sonra. Hala da sınır tanımıyorum. Hep kendimi o lisedeki öğrenme açlığındaki çocuk olarak buluyorum. Sanırım o açlığa doymadım. Yaşamda birçok güzel şey yaşadım ama eğitim konusunda galiba biraz doyumsuzum. Hala devam ediyor. Ama liseyi bitirdikten sonra eğitimin ne kadar önemli ve güçlü olduğunu öğrendim. Bana en çok yolu gösteren tabii ki her çocuk ve yetişkin için anne ve babasıdır. Hatta babamın da güzel bir lafıdır. Ben babamdan, oğlum benden bir adım ileri diye. Tabii ki bana da öyle bir kök bıraktılar ki, oluşturdular ki, benden önce 3 kardeşim var. Yani 2 abla, bir abiyle büyüdüm. Eğitimin, okumanın, yaşamın ne kadar güzel olduğunu ve bunları yapmanın nasıl ödüllerle karşılık bulacağını annem, babam ve önümdeki 3 nesilden öğrendim. Ben 4. jenerasyonum ailedeki. Benden sonra çok fazla jenerasyon geldi. Bunlardan bir tanesi de benim kızım. Onlardan öğrendiklerimi öğreterek yaşama devam ediyorum. Yaşama dair motivasyonum sadece mesleki anlamda değil. Yaptığım meslek benim yaşamımdaki puzzle'dan sadece bir parça. Yani bütünü gördüğünüzde yaşamınızda aileniz, arkadaşlarınız, yaşam biçiminiz, ideolojiniz, fikirleriniz, anlayışlarınız, eğlenceniz, her şey, ama her şey o puzzle'ın bir parçası. Burada yapmanız gereken çok profesyonelce, daha doğrusu çok büyük bir bilinç ve algıyla her parçaya kendi değer ve özenini göstermek. Çünkü onlardan bir tanesi olmadığı zaman büyük resim ortaya çıkmıyor. Var olan her şeye sadece kendi değerini vermek galiba hayattaki anlayışınızı daha da rahatlatıyor ve sizi çok daha komplike bir hale getiriyor. Ben galiba bunu becerebiliyorum. Yani
46 yaşındayken bunu söylüyorum ama tabii 46'ya gelene kadar o her parçayı da uygun yerlere koymayı öğreniyorsunuz zaman içerisinde. Motivasyonumu oradan alıyorum. Her şeye değer vererek, yani bir değeri de öbüründen çok daha üstün tutmayarak. Bu benim motivasyonumu sağlamama çok yardımcı oluyor.